Merhabalar sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizler için güneş yükselen ay burcu yengeç olanlar için Aralık ayına özel bir kahve bakımı yorumlayacağım. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar içten içe yaşamakta olduğunuz bir tamamlanma var. İster eğitim deyin ister iş deyin ister aşk ya da sağlıktır başka bir şey hiç fark etmez. Bu bir şeyi böyle tamamlamak olabilir. Bir amacınız varsa buna ulaşmak olabilir. Ya da bir şeye başladınız, başlayacaksınız ama yani tam net bir şey ortada yoksa artık başlamak üzere bakın zaman çok daralmış. Demek ki Aralık ayında hatta Aralık ayının ortalarında başladım, başlayacağım e oldu olacak derken ki Durumlarınız Aralık ayının ortasında tamamlanmaya en azından bazılarınız için başlanmaya e, başlayabilir bu şekilde söyleyebilirim. E, demek ki kararsızlıkların da gittiği eksikliklerin de tamamlandığı ya da eksiklikleri tamamlamak üzere bir başlangıç yapıyorsanız işte kurs olabilir, işte para biriktireceğim, biriktireceğim, biriktiremiyorum, barıştık, barışacağız derken sürekli kavga ediyorduk. Ama artık işte aralığın 14'dür, 15'idir yani barışıyoruz diyebilirsiniz. Hani bu tarz olaylardan bahsediyorum. Ve bakın sağ tarafta, sağ üstte çok güzel bir düşünceniz var. Yani geleceğe dair bir plan yapıyorsunuz ve yaptığınız planda baya baya geleceğinizi etkiliyor diyebilirim. Anlık olarak birisiyle karşılıklı yaptığınız bir konuşma var. Bir sıkıntıyı işte borçtur, problemdir, ikili ilişkilerdir, sağlıktır. bunu böyle nasıl çözeriz, nasıl, nasıl düzeltiriz diye ikiniz aranızda konuşuyorsunuz. Bu arada sol tarafta falan da bir sıkıntı ben görmedim. Yani burada da herhangi bir sıkıntınızı ben görmedim. Şöyle arkadaşlar bakın fincanınızı sizlere gösteriyorum. Şimdi öncelikle içinize baktığım zaman ne görüyorum? Şurada bir küçük yarılmanız var. Bu genellikle hani birisini çok sevmişsinizdir. Çok böyle heveslenmişsinizdir ama öyle bir şey olmuştur ki o kişiyle aranıza ister istemez bir mesafe girmiş olabilir. Siz hayallerinizden tam böyle yaklaştım derken bir uzaklaşma yaşamış olabilirsiniz. Belki keyfiniz bozuldu. Canınız bir şeyler istememeye başlamıştı. Şimdi tekrardan Aralık ayında bakın o yarım kalan ikiye ayrılmış kalpler, ilişkiler, paralar, siz ve işiniz ayrıldığınız bir şey oldu. Aranıza bir mesafe girdi. Hani insan ya da durum da olabilir. Bakın bu. Bakın tekrardan burada bir devamlılık. Durumu görünüyor bu bir ikincisi içinizde oturmuş bütün tel ve bu da sizin evet gerçekten içten içe çok sıkıldığınızı ve bazı konularda çok hani karamsar olduğunuzu ifade ediyor ama bakın buranın içinin temiz olması sonuç olarak ortaya çıkan sonuçların hem size hem yuvanızı aydınlatması hem de hani sizin belki içinizde bir yerlerde korkularınız endişeleriniz olduğu için böyle gözükse de dışarıdan bakıldığında aile olarak kişi olarak gayet aydınlık gayet mutlu bir profil çizdiğinizi Söyleyebilirim. Şimdi şu sağ taraftan, üst taraftan bir başlayalım. Öncelikle burada kara bir yılanınız var. Yani beyaz olsaydı da sağlık hakkında iyi şeyler söyleseydim. Ama bu kara bir yılan ve üzerinizde dolaşıyor. Hatta bir düşüncenin üzerinde dolaşıyor. Sanki bakın burada arkalığı falan bayağı güzel belli olan bir makamınız, mevkiiniz var ve bu makam mevki ile alakalı olarak bir yılanın dolaşması, birisinin sizin bulunduğunuz konuma ...göz koyduğunu ifade ediyor. Yani ben daha çok bir başkasının sizin gözün... ...yani yerinizde gözü olmasına değil... ...sizin böyle bir... ...hani sırtınızı çok rahat bir şekilde yaslayabileceğiniz... ...hatta bakın biraz da öne doğru gittiği bir yer var. Sanki böyle ayaklarınızı da uzatabileceğiniz çok rahat bir yer var. Belki birisinin kalbi, belki iş yeriniz çok rahat... ...yani sizi sıkmıyorlar, eleştirmiyorlar... ...kendiniz böyle evde bir şeyler yapıyorsunuz... E ...biraz daha keyfi, biraz bir iş gücünüz olabilir aşk ona göre ya da başka bir şey sizin böyle keyiflendiğiniz bayağı makam mevki ya da bir yerde böyle bir yer sahibi olma gibi bir olayınız olabilir. Belki evet bir ev sahibi olabilirsiniz. Bunun gibi bir şey dediğim gibi birisinin gözüne batıyor. Biraz böyle bir yılanlık görülebilir. Hani dibine giriyorum harf var mı diye çok böyle harf marf vermiyor. Ama şunu söyleyeyim bu kişi zaten bakın biriktirmiş görüyor musunuz sizinle ilgili şeyleri. Yani daha önce başarılarınız işte gittiğiniz yerler aileniz hani evliyseniz evli olmanız onun için problem olmuş bunu da içine biriktirmiş. Bekarsanız da bunu yine içine atmış içindeken yani böyle sanki size karşı kinlenmiş gibi bir görüntü var. Normalde biliyorsunuz sağ taraf hani olumsuz yorumlanmaz ama dediğim gibi biraz sıkıntılı bir insan olarak gözüküyor. Şimdi arkadaşlarım devam ettiğim zaman bir yükselişiniz var. E, hatta sırayla sanki burada hani bazen bilirsiniz birisi yukarı çıksın diye bir kişi böyle yapar buraya da ayağıyla basar ve yukarı çıkar ya. Bu şekilde bakın bir kişi gözüküyor. Yukarıya birileri çıkıyor. A harfine varılıyor ve sırayla arkadan birileri geliyor. Burada ben sizin hani elini böyle yapmış ve diğer kişileri de yükselten bir insan olduğunuzu hani böyle bir durum var. Şimdi bu ne demek? Şimdi sizin maddiyatınız vardır ve ailenizin diğer bireylerini de ya da çevrenizdeki insanların da Yukarıya çıkmasına yardım ediyor olabilirsiniz. Bir meslek seçeceksiniz belki de ya da mesleğiniz gereği başkalarına yardımcı olan onların ilerleyen dönemlerde yükselmesi iyi olması için e, gerçekleştirdiğiniz bir durumunuz olabilir. Bir de e, bu herkesin gönlünü hoş tutmaya çalıştığınızı sevgili yengeç burçları ve herkese çok fazla yardımcı olduğunuzu anlatıyor. Şimdi genellikle böyle olduğu zaman sizin kendi kendine maddi manevi anlamda yetebilen sadece kendisine yetmekte kalmayıp bir de başkalarına da yetebilen maddi manevi açıdan böyle bir zenginliğe sahip olan bir insan olduğunuzu gösteriyor. Yani ister yani bazen insan hani maddiyatı geçtim o ayrı bir konu zaten ama manevi anlamda bazen insan o kadar kötü oluyor ki hiçbir şey yapamıyor ne kendine bakabiliyor yani bir başkasına da bakamıyor. Ve sizin Genel anlamda böyle bir toparlandığınız dönem olduğunu söyleyebilirim. Devam ettiğim zaman şu alanda arkadaşlar parça parça düşünceleriniz var. Ve bu parça parça düşünceler bakın hep sağa doğru bir yönelim göstermiş. Yani şu anda yaptığınız şeyleri ileriye taşıyabilirsiniz. İlişkiniz mi var? Geleceğe yönelik bakıyorsunuz artık. İşiniz mi var? Yani ben hep aynı işi yapıyorum. Ne yapayım işte bir sonraki eğitim aşaması, bir sonraki kariyer aşaması ya da burada çok çalıştım acaba kendi iş yerimi mi açsam gibi yani bir sonraki adımda ne olabilirdi başka ya da ne yapabilirsiniz bu saatten sonra sanki biraz daha e, bunlara doğru bir yönelme durumunuz var. Buraya geldiğim zaman arkadaşlar bakın burada bir tane 8 rakamı var. 8 rakamı hayatınıza gelen şeylerin artık kalıcı olmasını ifade ediyor ve Değişen bir aile yapısı görünüyor. İster evlenin, ister birisini evlendirin, ee, ister hane içerisinde birisinin yeri değişsin, işi değişsin, gündemi değişsin. Sizin de aynı şekilde bakın. Ee, tamirat, tadilat da bunun içerisine girebilir. Taşınmalarınız belki şimdiden bunu planlıyorsunuz illaki bu ay olacak değil ve olduğu zaman da yani çok uzun süre kalıcı olur. İlişki kuruyorsanız bayağı bayağı uzun süre kalıcı olur. Dediğim gibi hani kurulan ilişkilerin kalıcı olmasının sebebi de biraz daha ileriye dönük olarak bakıldığı için bu şekilde görünüyor. Bakın gördünüz mü? Hepsi birbirine aslında bir noktada tamamlıyor. Geçmiş kısmına bakıyorum. Artık geçmiş kısmında çok bir şey yok. Sadece bir tane yolunuz var ve sıkıntılardan hani kurtulmak adına Orada çok güzel bir yolunuz var. Tam bu gelecek kısmına baktığım zaman bir şeyleri gözlüyorsunuz hani cevap gelsin, para gelsin. Ya bir şey gözlüyorsanız zaten bir beklentiniz vardır. Ben size burada "Aa çok büyük bir mucize var, çok büyük sürpriz geliyor." diyeceğim bir şey yok. Zaten bekliyorsunuz bir cevap gelmesini. Biraz daha evet Aralık ayı bunları getirebilir. Illaki bir yerden cevap gelecek birisi gelecek birisi dönecek değil evet olabilir çünkü fiziksel anlamda bir şeyler gözüküyor. Kimisi şey bekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yengeç burcu olduğunuz için söylüyorum. Bana çalışma şevki gelsin. Bana aşk gelsin. Bana bir şeylerin yapma isteği gelsin. Yani keyfim yerine gelsin, keyif gelsin ki ben onu yapabileyim, ayağa kalkabileyim. Evet bu şekilde bir beklentiniz varsa hani manevi anlamda beklentiler varsa bunlar da yine kendisini gösterebilir. Şöyle bir devam ettiğim zaman bitmiş olan bir arkadaşlık var ya da dostluk var. Tam arkadaşlık olmayabilir. Hani biraz belki partner gibi olacaktınız, olamadınız o arada birisi. Ve ben bu kişinin biraz akrep burcu olduğunu düşünüyorum. Bitmiş bir arkadaşlık ya da yarım kalan bir şeyler varsa bunlar tekrardan, bakın çok hafif bir yol gözüküyor. Umarım gözüküyordur kameradan. Ben gözüktüğünü düşünüyorum. Tekrardan ee, canlanmaya başlayabilir. Burada gene bir gözünüz var. Göz çok çekik duruyor. Gözün yuvarlak olması arkadaşlar bu kişinin bir anda sizi görüp bir anda sevmediğini anlatırken gözün böyle uzun oluyor olması bu kişinin zaten uzun zamandan beri sizi böyle gözüyle radar gibi taradığını ve sizi yeni birkaç günden beri değil, bayağı bir süreden beri tanıdığını ya da sizden haberi olan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Hani bir anda sizi görüp ay ben bunu hiç beğenmedim demiyor. Sizi bayağıdır görüyor. Burada da söyledim zaten sizi bayağıdır görüp bayağıdır bilen ve bayağıdan beri de sizin hayatınızdaki güzellikleri görebilmiş. Ve bunları da hani kendi içinde kıskançlık kotası düşünün. Buralara böyle eklemiş. Bu yengeç Burcu işe girmişti. Bu yengeç Burcu'nun ailesinde şöyle güzel bir olay olmuştu. Niye bende olmadı? Niye onun şöyle olayları oldu? Başardı da ben yapamadım. Yani bunların hepsi onun size karşı bir cephe almasına neden olmuş onu söyleyebilirim. Onun haricinde şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu alan çok temiz. Bu alanın bu kadar temiz, has biraz konuşmalar var. Ama hani sizin başınızda kötü bir şey yok ya da sıkıntı diyebileceğim bir şey yok. Varsa da bunu dediğim gibi çözümleyerek, konuşarak belki Size gelen yardımlar karşılığında ehaneye, çevreye de yardımcı olarak bir şekilde tölere edip düzeltebildiğiniz bir ay aslında. Ve bir şeyde de başlıyorsunuz dediğim gibi. Hayır, şevk gelmesini bekliyorsunuzdur, kağıt gelsin, birisi gelsin diye bekliyorsanız zaten o da güzel gözüküyor. Ama ekstradan, aa bakın böyle bir şey var, şu da çok sıkıntılı gözüküyor diyeceğim bir şey yok. Bu kişinin gözü bile dışarıya çıkmıyor. Yani e, hani kıskanabilir ama herhangi bir zararı gene de dokunmuyor. O açıdan iyi. Şimdi bakıyorum ben burada ne görüyorum? Ben burada arkadaşlar katman katman olmuş bir insan görüyorum. Genelde katman katman olmuş insan ya hamiledir, hamilelik vardır ailesinde ya da arkadaşlar ee, çok fazla sorumluluk vardır. Ha dert vardır, dertleri çözmek için omzuna sorumluluk almıştır. O ayrı, o da olabilir. Veya da çoluğu çocuğuyla uğraşıyor, anne babaya uğraşıyor, eşi varsa eşiyle, işinin ailesiyle ayrı, kendi işi gücü dersi yok işi yok kaygıları var, bir şeyleri var. Onun ayrı uğraşıyor, katman katman oluyor. Yani bir dert bitmeden ya da bir sorumluluk bitmeden diğerine geçirmiyor ve hani bir tane olay başka olayları doğuruyor. Bunun gibi dediğim gibi kat kat olmuş konularınız var. İnşallah çözersiniz. Burada da bakın görüyor musunuz? Bacaklar kocaman açılmış. Eller kollar kocaman açılmış. Bu biraz sizin tehlikede olduğunu söylüyor. Yani arkadaşlar çok savunmasız olduğunuz şeyler var. Diyeceksiniz aa evet aşkta şöyle dediğin zaman ya da şu insan söylediğin zaman evet gerçekten benim gelkenler suya iniyor yani hani hiçbir şekilde ya kitleniyorum hiçbir şey diyemiyorum hiçbir şey yapamıyorum diyor olabilirsiniz. Veyahut da Dediğim gibi eliniz kolunuz çok fazla açık. Yani dolandırıcılıklara, yalanlara, inanmaya öyle diyelim. Çok böyle açıksınız. Ya da bir şeyin arkasını sorgulamadığınız için biri yalan söylese de tamam öyle mi? tam sen doğru söylüyorsundur ben bir şey demiyorum deyip kenara çekiliyorsunuzdur. Yani hani bu belki de sizin saf temiz yönünüzden kaynaklıdır. Kişinin yalan söyleyebileceğini, size söz verip Aa onun sözü hep güveni hep tuttu. Bu sefer tutmayacağını ben nereden bileyim? Ee, diyeceğiniz olaylarda olabilir. Siz o yüzden bir şey yapılıyorsa, birine bir kağıt, bir imza, bir olay varsa bunu mutlaka hani ardını arkasını sorun, soruşturun. Hani belki de tek sıkıntılı diyebileceğim yer burası. Çünkü elin kolun açık olması demek sizin dediğim gibi tehlikelere açık olduğunuzu ifade ediyor. Bu arada niyetiniz çok güzel bir şekilde aktı. Ne diliyorsanız Neye niyet ediyorsunuz? Umarım hayırlısı uğurlusu olur. Benim söyleyeceklerim de bu şekilde. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalın. Bay bay.